Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Grimdawn'da Farm videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölümde ilk ölülerin ve kaos yaratıklarının hemen iki dungeon'ını temizlemiştik, bitirmiştik oraları. Son boss'unu kesmiştik. Şimdi arkadaşlar üçüncü yani şu Edir dayanıklısı olan yani hatta ona bakalım diye. Şu Ethereal Vanguard değil arkadaşlar da Ethereal'ların olduğu bölgeye gideceğiz. Burası çok daha zorlu. Kesinlikle Aether dayanıklılığınızın yüksek olması gerekiyor. Burada eğer yüksek değilse de yalnız bir tane şu Aether Resistance potlarından da alabilirsiniz. Örneğin bayağı dayanıklılığınız azsa. Çünkü itemlarda genelde Aether dayanıklılığı biraz daha az bulunabiliyor. Yine şu elementlerinizin full olması lazım. Öbürkülerde yine hepsi full olması gerekiyor ama en azından burada önün daha tam tamamlamamışsınızdır. Edir'i en azından bir potla modla destekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz hemen homestep'ten buradan çıkıyoruz. Hatta şimdi şuraya doğru ilerlemiş olacağız. Şu bölgeye doğru biz gideceğiz. O gizli, gizli demeyeyim de arkadaşlar onun zonu o bölgede. Şimdi buradan şuraya devam edelim. Değil mi? Hani geçen bölümde çok hızlı bir şekilde hatta ne yaptılar bizi yok görüyor musunuz arkadaşlar? Darma duman olduk yani. Her yer Aether dolu orada. Şimdi o şuradan dolanmanızı tavsiye ederim ben. Hiç uğraşmayın. Dağıtıyorlar. Oranın en büyük sorunu o. Yerdeki yani bu Aether'dan lanetlenmiş bölgeler de çok fazla var. Özellikle şimdi şu Aether kristal düşürdüğümüz bu kristal kulelerini hemen yok ediyoruz arkadaşlar. Eğer yok etmezseniz bu yaratıklarla hileyip onlara güç veriyorlar. Ama çok çok dikkatli olmanız lazım. İlk işe sen şunu paradan götürün atıyorsun. Yaratıktan sonra yine dönersiniz. Şimdi şurada bu en büyük avantajı bu yerin çok da güzel kristaller düşürüyor bizi. Biliyorsunuz kristalleri skill puanlarını falan geri çekmek için de çok kullanıyoruz. Bizi çok item'ı yaparken de Aether kristal gerekiyor arkadaşlar. Tabi daha sizin konu kafadan istediğiniz kadar şey biliyorsun abi size yine de dağıtıyorlar. Çünkü her yer bu havuzlarla dolu. O yüzden bu bölümde yani iki kat daha fazla dikkatli olmanız lazım. Bunlar şunlar olmalı. Aether kristal her zaman lazım. Hepsi topluyorum. Kırıyorum onları. Fazla durmayın. Vurun kaçın. Yaratıkları yani zonun dışına çekmeye çalışın. Şurada ilk girişi buradan verir. Şimdi arkadaşlar bundan bir farkı var. Bakın şu ilk zon şu öyle pis bir yerde sizi başlatıyor ki. Şimdi kapı nerede? Şurada olması lazım. Ben tüm haritayı bu zonu temizlemenizi tavsiye ederim. Bu zonda zorlu düşmanlar var ama güzel bir farm yerlerinden bir tanesi burası. Ama tabi şimdi biz video çektiğimiz için ben hatta bir yerde yapmayı düşünüyorum. Özellikle asit bölümünü. Abi daha kafadan gitti. Şimdi oraya ne vurduğunu söyleyeceğim. Ama şu yuvarlak dönen bir şey var orada. O dönenler çok fena. Size hala içme tek tekrar gelmiş o. Onlara ama hafif tepki vereceksiniz. Bu bölümde sürekli onlar sizi rahatsız edecekler. O yüzden ona dikkat edin. Bakın kaç tane birden çıktı orada. Biz şimdi şuradan gidebilir miyim? Dolanayım. Buna değil, o kapıya dur. Bunun kapısına ulaşmak ayrı bir meşakkat istiyor. Burası değil. Burada bize nemesis çıkma oranı çok çok yüksek. Çünkü etiyolarımız fullmuş. Yani burada nemesisle kapışacağız. Belki bize enteresan bir şey düşürebilir. Buradan giremiyorum ben. Yani kestirmeden git diyemiyor. Hayır. Biz dolanacak. Dolanacağız. Şimdi burası bence en zorlu dungeonlardan bir tane. En zorlu dungeon diyebilirim. Bu dungeonların arasında gerçekten sıkıntılı. Şu ölmüyor. Bu şeyler yani berbat. Şu hepsi patlıyor ya. Arkadaşlar zombiler çıkarıyor. Zombilerin her biri bomba. Bir de biz element olduğumuz için
arkam büyücüler çok dayanıklı element duruşa. Bizler element duruyoruz fizikle beraber. Allah'tan sizin bayağı işi götürüyoruz. Abi öldürseydin. Abi tamam hayat bastı yani. Hadi falan yiyoruz. Çıra çıra dayanabiliriz. Abi yine şunlar bizi öldürüyor da ondan ya. Yani. Burası tanımaz yani. İsteriz ki adamınız güçlü olsun. Benim adamın en çok zorlandığı yer diyebilirim burası. Kesinler diyorum abi. Hayır şey ya. Ben biraz çekin abi bunu dışarı doğru. Şu yuvarlak şey kesin gelecek. O tornado. Onu da abi atlatın. Ama değil mi? Uğraştığınıza değecektir bunlar. Güzel şeyler düşüneceğimizin eminim içerilerde. Bak yine geliyor şu zımbırtı. Yaklaşık aşırı reflek yiyebilirsiniz. Çok dikkatli olun. O arkam büyücü reflek atıyor. Ben ondan korkuyorum esas. Ne var abi sen? Abi bu çok zor ölecek. Bakın reflek de attı. Darbe yemeyecek şimdi. Ben reflekten yiyorum ha. İyi vurdum ona. İşte değil mi? Burada artık maksimum yeteneğinizi ve adamınızın gücünü test ettiğiniz yerden bir tanesi bence burası. Bize Sentinel Armor düşünce bu bende var. O da Assassin'ın. Hep Assassin şeyi düşürüyor çok enteresan bir şekilde. Onun güzel bir nasıl diyeyim? Seti. Mavi seti. Şu Hulk var lan berbat zaten. Baksanıza abi yani siz 2 saniye rahat bırakmıyorlar bu bölümde. Şimdi dolanmaya çalışıyorum ben oraya doğru. Şuradan devam edeceğim. Evet şuradan olması lazım. Şu sağa doğru gitmeyeceğiz. Orada birkaç gizli güzel sandık var. Onları ben kere koymayacağım şimdi. Hızlı ilerliyorum. Daha şeye ulaşamadık. Daha dungeon'a ulaşamadık yani. Burası dungeon gibi bir yer. Hatta bakın ne veriyor bize? Bakma, onu söyleyeyim sana. Bir kristalli burada var. Şuna bak abi yani. Abi götürdük onu. Şu kristalimi alayım ben. Buradan ulaşabilir miyim oraya? Kuleyi ben temizlemişim o kuleyden bile. Şurada galiba kapı ya öyle hatırlıyorum ya. Bayağıdır açmadık oyunu. Bir deneyelim. Kapıda da bir gardiyanı var onun gıcık. Şunu ben bir kırayım ben. Bir de şunu. Evet abi gardiyanı burada. Biraz iki tane boss mos çıkacak dikkatli olun. Bir bomba falan çıkarıyor bu yerlere. Mahvedecek yani bu. Ne kadar çıkıyor? Dayanıklı abi işte elemente dayanıklı. Manayı götürdüm ya. Abi yatırdık ama bakın burada bunun özel bir dagger'ına düşürüyor. Bu boss'a ait. Bu neymiş? Caster Helm'miş şimdi Gaze'in. O bizim işimizi görmez. Şimdi şurada gizli bir yer var. Onu tavsiye ederim. Bu sandığı alıyorum. Bakın. Şurada. İyi bir sandık olacak. Bunu nereden kırıyorum ben? Şuradan. Daha büyük sandık var gibi hatırlıyorum ben. Allah Allah. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuraya bakayım. Key'imiz var mı? Şuradan bakalım. Yapmıştık key. Şuradan bir tane açalım. Tabii şu kapıyı açınca bize faydası olmayacak onun. Nerede o? Var abi. 4 tane key'imiz var. Şimdi giriyoruz. Sistem aynı. Yine hardcore moda. Bakın hemen şeyi kapattı zaten. Artık köye müye dönemeyeceğiz. Açıp gireceğiz.
Her şeyimiz tamam. Hayat potlarımız yerinde. Mana potlarımız var. Buradan girişini yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Hemen bir bak kontrol edelim neyimizi götürmüş bu. 125 şansla ben yaratıkları %25 yavaşlatıyormuş 3 saniye boyunca. Atak speed'imi yani atak hızımı %8 kesmiş. Şu ne? Abi armorumu %10 indirmiş. Ama retribution yani geri dönüş vuruşlarımı, piercing geri dönüş vuruşunu arttırmış. Ben tank değilim. Çok fazla retribution yapmıyorum ben geri dönüş vuruşu ama puan vermiş, bizim işimize yaramadı. Allah'tan şey çok kötü çıkmadı. Hayatınızı falan çok indirebilir. O yüzden ona dikkat edin. Veya bakın bir önceki videoda %75 az hayat doldurma yolu. Arkadaşlar bunlar çok sevdiğim. Büyükler bakın nasıl vurdum. Benim buff kurtarıyor benim. Buff'la hayat çalmalar. Abi bu aslında burada daha çok büyücü item'lar çok güzel. Bu aslında rock zaten mavi. Onların da bol bol var. Mysticus abi çok güzel bir silah düşürdü. Hem de baba silahlardan bir tanesi. Arkadaşlar force wave yapıyorsanız benim komando bildiğinin ana silahı bu. Abi düşürdü sonuçta. Bunu kullanmanız gerekiyor. Müthiş şekilde force wave'e güç verir bu. Bakayım. Bir de özel bir rebuk vuruşu yaparsınız. Yani force wave build yapıyorsanız bu silahı hem onun oranını arttırır. Artı 2 bakın, artı 2 force wave, artı 2 all soldier, 2 metre force wave'in range'i yani uzaklığını arttırıyormuş. 2800 ekstra damage ekliyor falan falan. Yani çok çok sağlam silah. Enteresan bir burada onu düşürdü şu anda. Onu az düşürür haberiniz olsun. Biz burada konsantre olalım. Abi bakın her yer It's only beginning. Sadece başlamış dedim ha. Ama vallahi doğru söylüyorum. Sadece başlamış gibi oldu. Devam ediyoruz. Daha dungeon'a giremedim burası. Burası dungeon'in ilk giriş kapısı. Bence en zorlusu bu. Bir de asit bölümü de zor ama şöyle bir farkı var. Bakın şuraymış. Bu da var, Oculus'un seti, mavi olan seti. Zehir bölümünün boss'undan çok korkuyorum. Ben burada sonunda sağlam bir tane çiftli boss gelecek. Element boss'ları, onlar berbat. Ama ben asit bölümünün boss'undan daha çok korkuyorum, ben istiyorum. Bu adamla buraya pek girmedim ben. Denemedik. Abi bak, bak nasıl yiyorum bak. Nasıl yiyoruz ya? İyi olmadı, iyi başlamadı. Dur bakalım, hayırlısı. Bu adamı test yapıyoruz aslında biz. Şimdi ilk defa dungeon'in oraya gelebildik yani. Bura evlenme şenlik olacak şimdi arkadaşlar. Girdik artık, devam. Burayı yavaş ilerleyin. Kesinlikle benim adamın biraz durumu fena değil. İyi yani durumu. O yüzden ben biraz daha pervasızca ilerleyebiliyorum. Ama bakın benim de kaç tane yerde indiriyorlar, çıkartıyorlar şeyle hayatları. Çok inli, hızlı inip çıkıyor. Buff'ların aşırı çalışıyor. Bu iyi bir şey değil. Buff'larınız aşırı çalışıyorsa sıkıntı var demektir. Şu anda maksimum dayanıklıkları da olsa bile tehlikeliyiz yani biraz. Ama her şey olabilir. Abi şuna bakar mısın ya? Kalk 2 tane 3 tane boss var. Abi arkam markam bombaları yağmurları geliyor. 2-3 tane şey. Bu ne abi ya? Şuradan gideyim bari. Her biri bomba atıyor. Abi şu. Abi şu anda şu güç veriyor şimdi. Bunlar oğlum çok zor. Yani bu bölüm çok zor. Diyorsun hayatta yani ha. Yani ani iniş bir çıkış olursa. Dikkatli olmam lazım.
şunları hemen patlatmam lazım. Şu kuleleri. Kristal kulelerini. Ama bak şu anda şey kullandı o. Refleks çaktı ha. O zaman vurmadım ona. Götürdük. Abi güzel bir şey düşürdü bakalım. Evet arkadaşlar, az önce karıştırdığım bot buydu bir önceki videoda. Şimdi o botu göstereceğim. Bakın refleks çalandı, üzerine refleks var. Kesinlikle vurmuyorsunuz. Şimdi vurabilirsiniz. Şuna bak ya, tam arkam büyüdü bunlar. Arada refleks çatmadan hemen indirmem lazım. Geldi mi refleks? Geldi. Darbe yemiyor çünkü. Heh. Abi sen neyi yaptın ışınlandın benim yanıma? Tamam. Şimdi hemen bir bakalım. Şu botu düşürdü arkadaşlar. Bu bot çok yüksek size kaos dayanıklığı, bakayım, poison acid ve vitality dayanıklığı veriyor. Acil durumda buff devreye giriyor ve sizi kurtarıyor arkadaşlar. Yani bu tip itemleri inventory'de tutmanız lazım. Acil bir durumda bir örneğin buraya geçemedin, farklı şekilde itemleri biraz daha değiştirip ona göre yönlenmem lazım. O yüzden de o tip item'ı tutmanız çok önemli. Burada birkaç tane büyük tuzaklar var. Onlar da oraya gelmeyesin. Abi vur lan, vur lan. Berbat ya. Şuradan ben bir devam edeyim köşeden. Ha, tamam abi, burada bir tuzak var. Bu kapılar kapandı şimdi. Bura çok tehlikeli, dikkat edin. Tabi çabuk yatırdık bunları. Şuna ben devam edeyim. Bakınca Warcry'i kesinlikle unutmayın. Eğer Warcry skill kullanıyorsanız sizi Warcry'i kurtarıyor biliyorsunuz. Onların çok yüksek debuff atıyor. Bir de size de onlar size çok az vuruyor. Mutlaka sürekli basın abi. Mutlaka şuna ilk sıçradığınız zaman basın. Yoksa çok fena yiyebilirsiniz. Şimdi ben her yeri silmeyeceğim burada. Devam ediyorum. Çok pis bir yer var burada. Oradan korkuyorum ben. Şura değil de. Şura bir bakayım. Şura bir sanırım bir şey mi vardı? Abi her yeri ethereal bombası yapıyor. Yani ne yapacağız ya? Abi şu asitti lan burası. Bu yerler hep zehirli sularla dolurlar. Bunlara dikkat edin. Bakın şunu yine... Of lan benim şeyi vuruyor sana ya. Bak bak refleks yedim bak. Çok fena yedim ha onu. Bak hala yiyorum. Bir tane hayat bastım. Şuna kapalı mıydı? Bakayım bir. Ya neler çıktı ya. Tamam yolu karıştırdım ben. Burada bir yol olacak ya. Ha tamam doğru şuradan gireceğiz. Abi şu müziği hemen temizleyelim. Hemen hemen. Bizi mahvediyorlar ya. Bakayım. Epic medal düştü bir tane. Bu bende var. Savaşçı epic medali. Birkaç tane o buff'ı gördüğünüzü. Bakınca bu grupta en kötü yanları tam bir savaşçı grubu. Ya önde tankları var, rangerları var, healerları var, yücüleri var. Ya tam ya. Ya bence anlitlerden daha tehlikeli bu. Anlitler yani ölüler bu kadar değil ama bu grup fena ya. Abi ya şurası. Abi bu da sağ çıkarsan bakacağız. Bu adam ilk defa giriyoruz oraya. Ama geldik zaten. Şimdi buraya geçmem için mecbur girmem lazım oraya. Girdik. Abi burada ne var ne yok çıkacağız şimdi. Hızlı hızlı öldürmeye çalışacağım. Mikroyu da hızlamam lazım bunda. Hemen bir geri kaçıyoruz. Bir gruplar geldik çünkü.
altta bakın yanardağ gibi bir şeyler var. Ethereum. Bir onlar çıkıyor. Sakın ortalama kalmayın. Bak niye çıktı onlar. Hava taktım. Hemen hızlıca borsada yememiz lazım. Altta kaçayım ben. Kaldı mı başka? Kapıyı açtı mı? Çok güzel, tamam. Abi ilk korktuğum yer buraydı. Burayı hallettim. Adamın damage çok iyi burada. Bu da medal. Peace ve şey... Bu Necron'un ve Pet Bülü'nün bir madalyonu. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Yapışta burada evlerin arasında da gitmedi çok kötü. Harita da çok berbat burada. Yani buranın her şeyi ne kadar. Benim biraz çekindiğim yerden bir tanesi. Bakın bir refret daha yedim. Bak yine... şimdi burada işimiz yok. Yukarı doğru çıkacağız. Orada bir boss bağı var. Onu da kesmem lazım. Şu çok kötü. Şunu ben yatırmam lazım. Hayat bastım ha. Abi baksın ölmüyorlar. Hepsi bunların element dayanıklı sapı. Şimdi uçacağız buna. İlk şeyini yatırdım onun. Bir daha çıkardı. Buradan devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar şu köşeye gitmeye çalışacağım ben. Bu tane opsiyonel gitmeyebilirsin ama şimdi ben bu oradaki boss'u kesin kesiyorum ben. Bir şeyler düşürüyor boss. Ama çok tehlikeli bir boss o da. Ya sizi ilk birkaç vuruşta indirebilecek tipten bir boss ya. Şu sünçe hiç girmeyin. Su tamamen zehir. Hadi abi şans zaten ne nasıl yapacağız? Hemen bir koşayım sağdan bir tane sağ. Abi iyi vuruyor benim adam. Buradan yırtıyorum ben. Bak bana kan ağızlaştı ya. Abi çıkmam lazım onun içinden. Ama çok benim için çok iyi. Çok yüksek. Yoksa bize bu çok uğraştı ya veriz olsun ha. Abi ben de smitiyo vereyim. Uğraşırsınız bu boss'tan. Dikkat edin ona. Bir mor atsaydın abi ya. Bu da Silver Sentinel'in Asasa'nın bir seti. Bu da özel bir şunu düşüyor arkadaşlar. Bu çok özel. Bu boss'tan düşüyor arkadaşlar bu. Bir de Act 1'de bir boss var. Ondan düşüyor. Cadence'in çok özel bir silah. Cadence build yapıyorsan tankta bu silahı da kullanabiliyorsun. Müthiş yani. Ben de bunun her şekli var. O yüzden ben bunu atıyorum şu anda. Yani o silahı bu boss'tan almanız gerekiyor. Şimdi o zehir üstten gitmeyeceğim ben. Geldiğim yerden geri döneyim. Buradan devam edelim. Artık öbür haritaya geçeceğiz. Bu haritayı birazcık zorlanarak atlattık. Yani bakın abartmıyorum. Bu kadar hızlı öldüremesem çok çok geriye kaçıp savaşacaktık. Buradan mı bakayım? Buradan gitmiyor. Burası benim kapalı olduğuna göre. Oh abi. Kalabalığa bak. Valla cannot kill mi diyorsun da öldürdüm seni ben. Ben öldüremezsin abi diyor. Bunu bir geç. Şimdi burada diyor mu her yer şey tuzağı. Şimdi şuradan döneceğiz. Burası kötü bir yer var geniş bir yer. Abi biraz geri kaçacağız burada. Burada çok tehlikeli. Geri burada.
şu var ya arkadaşlar. Bunu çok kullanın. Range ataklarından kaçabilirsiniz. Onun sayesinde. Şimdi hemen şunu kıralım. Bir tane mor bir boss gelmesi lazım. Silahlı bir boss var. Büyük boss. Bunu gördüm, bacaklarını görüyorum ben şimdi ama sakla temizlemem lazım. Bunlar çok yardımcı var. Ne oluyor? Abi yatır ben şuna. Abi yatırdım ama var ya. Abi kim atıyor bana onu? Büyücü mü aralarında? Ya şu kuşu atıyormuş. Ne abi, insan bir mor atar ya. Sword yok, buna gerek yok. Mystical level 94'üm. Bu var etmiş, o da var bende. Şöyle bir devam edeyim ben. Şuradan gidersek ki gidelim oradan. Martimus karışık. Yolunuzu kaybedebilirsiniz. Çünkü evlerin bir üstüne çıkıyoruz, bir alt tarafından geçiyoruz falan. Bak yine reflek, bakın onu vurmuyoruz. Reflek bitsin, ha şimdi vuruyoruz. Şu kristal ettim onu. Ama hayatımın yarısını aldı ya. Reflek mi? Uf, bak çok yiyorum. Kaç. Şu tanklara refik atabiliyor, aboneniz olsun. Kalkanlarla, çiftlerimle. Abi şunu bir kırayım, şunu bir temizleyeyim, şunu açacağım ben. That skill's not ready. Abi şunlar bir peşimi bırakmıyor ya. Şu yerdeki maviler ya. Şöyle. Şuradan nereye gidiyordu? Ha, burada bir satıcı var, ona doğru gidiyorsunuz onda. Ama gerek yok satıcıya. Hiç onu siz kontrol edebilirsiniz. Hemen şuna dolanıyorsunuz şuradan. Şu defolup gitse şunlar. Neyse bir deneyeyim artık. Abi çok fena vurdum. Çok iyi çıkmayacağım. Devam et. Abi daha attık ya, çok iyi oldu. Çok güzel girdik ha. Vallahi. Abi şimdi bayağı bir şey düşürdük. Şu ne diyor? Yüzüncü glow. Oo, full de al, bu çok güzel bir şöyle söyleyeyim. Abi hayatın azsa, sıkıntı yaşıyorsan birebir bir hayat eldiveni. Çok yüksek hayat veriyor size. Çok yüksek hayat doldurma veriyor. Hayat doldurmanızı da ekstradan %32'den arttırıyor. Bir de petlerinizi de çok yüksek hayat sağlıyor. Bir de arkadaşlar Healing Wind diye bir şey yapıyorsunuz. Wind. Atakla yapıyorsunuz onu. Size sürekli hayat buff'ı basıyor. %3 hayat dolduruyor, bir de sürekli 1650 hayatınızı restore ediyor. 4.5 saniyede geri doluyormuş. Hayatınız azsa, bazı yerde çekiniyorsanız şu eldivenle her işinizi görebilirsiniz. Çok çok işinizi görür. Güzel bir eldiven düşürdü. Şimdi benim korkum arkadaşlar burada. Şimdi şunların birkaç tane daha var şu yüksek bosslardan. Bunları hemen indirmem lazım. Ama ondan önce bir korkum daha var. Nemesis çıkabilir mi? Nemesis önümüze dikilirse bir sakata gelir. Şunu indirin hemen. Lan öleceğiz. Ne oluyor? Burada Nemesis bize karşı kapatacak. Merhaba diyebilir. Şimdi bu klas tam sabah olsun. Abi. Abi şunu beni mahvetti ya, şunu indireyim ben artık ya. Bakın bir daha öldürecek ha. Abi şeyler patlıyor, yanındaki yatıklar patlıyor. Hepsi bomba onların. Öldürmüş şu vitality'yi alayım.
Şimdi bizim şuradan dolanıp şuraya doğru çıkmam lazım. Buranın bir şeyi o. Şöyle bir devam edelim. Hiç kuru kafa görmüyorum ekranda. Ya kuru kafa bak çıkar demesinler. Dur bakalım. Aman burası vallahi. Tank olsa da korkmam da bu adamla. Şuna baksanıza abi yani. Abi şimdi düz ilerleyelim şuradan. Bizi haritanın en başına geri alıp dolandırması lazım. Evet abi tamam burası. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız. Ama çok etsin çünkü nemes çıkmadı. Ya şurada da ne refleks var. Şuradan devam edelim. Gözüm haritada ya. Tam ben savaşken bir çıkar arkadaşlar. Çok sağlam yerseniz İlk birkaç atağında nemesislerin alanı görüyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Yani gözünüzün yani şu etriyel maksimumda şu anda. O yüzden de dikkatli olmanız lazım bunların haritalarında artık. Her yerde olabilir. Yani birçok haritada çıkabilir karşınıza. Ama bu benzinlerde çıkmanın 170-180 gibi bir şey. Şimdi biz haritanın her yerini silmiyoruz gerçi. Belki hani ıskalamış olabiliriz. Şuradan mı devam edeyim ben? Bakın yine refleklere bak. Şu gözler çok zor diyor ya. Hepsi element denkisi. Bu kadar düşürüyor elementten ekranı düşürüyor ya. Büyük de anlatmıştım ben zaten. Abi o zaten direkt büyücü şapkası o. Onu yardım ediyorum bakın abi. Boss'a ulaşmaya çalışıyorum ya. Artık adamımız yani burada kendini göstermesi gerekiyor. Onların en güzel örneklerinden bir tanesi. O öbür iki dencin de öyle ama burası değil mi? Daha bir farklı. Ben her yeri gezmedim. Büyük ihtimalle biz Nemesis'i ıskalamış olabiliriz. Bazı haritaların bir bölgesinde olabilir. Çıkma garantisi yok. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ya. Artık boss'a giriyoruz. Bakın bu boss'ta bizim adam ne yapacak? İlk şuna bir vuruyorum da basıyorum. Asiti çaktı. Çıkmayacağım içinden. İyi hayat çalıyorum şu anda. Arkadaşlar ben birini yatırınca ikisi daha da güçlenecek. İyi vuruyor şu anda. Biraz geri kaçıyorum artık. Abi 3 tane, valla 3'müş bunlar ya. Abi yemiyorlar şu anda. Bunu buraya götürdüm ya. İyi vuruyorum ya bir tanesine. Hadi lan. Birini götürdüm. İkincisi de gitti. Abi şimdi gücünü ne aldı sormalarla beraber. Adam 110. Şöyle yapalım. Atağı fazla kesmeyin bundan. Hayat çalmaz yok. Atakta ya benim. Kesersem ölebilirim. Abi çıkmayacağım asitten dur. Asitim iyi. Abi çok güzel yatırdık bunu. Ne verdim bu? Farnetis yani büyücü asası verdi. Şu mu? Şu. Spectre vermiş. Bir set item'i değil. Ama arkadaşlar arkan büyücünün iyi bir item'i. Full Lightic ve Aether. Ben bile kullanabilirim gıcıklığına yani. Ben full elektrikim. Gerçi benim atakta şurada elektrik de. Ama bunu
büyücü olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bakacağım burada bitirdiğiniz zaman şimdi şuradan bir kapı var. Bakacağım buraya geliyorsunuz. Aslında burada ilk yaptığınız zaman burada bir kısmen olacak. Size enteresan bir yere yönlendirecek falan. Onun hani oradan bir göreve doğru açılacaksınız. Onu da hani bir dipnot olarak söyleyeyim. Daha önce bu Malmont bölümü, yani bunun DLC'si yoktu. Bu bölüm vardı sadece, yani bu dungeon'ı vardı. Buradan da o ilk ipuçlarına oradan ulaşmış oluyordunuz. Şimdi şöyle gelelim. İlk sandığımızı açalım. Abi hep çöp çıkarttım. Bunu açtık. Evet, bir tane hep altta var. Ne çıkaracağım? Abi uf, bir tane daha çıkarttı. Vanguisher. Ezicinin ne abi, o Old Keeper'ın bir tane şapkasını verdi. Direkt Old Keeper. Şu. Bu bende yok arkadaşlar. İlk defa görüyorum ben bunu. Bir tane de Guildum Arcanum Commendation'mış bu da. Aether Element. Bu da Aether ve Element. Şunları bir atalım. Şu değil değil mi? Ha şuymuş arkadaşlar. Çok güzel bir medal verdi. Bu medalar daha zor düşüyor arkadaşlar. Bu medal düşürmesi gayet iyi. Zor düşüyor. O yüzden de ona göre biraz işi halletmeniz lazım. Burada başka bir şey aldık mı? Alamadık. Sandık var mı başka? Şunu ben alayım. Görmüyorum ya. Ha, bir sandık daha var ya. Bir şey çıkartmıyor. Dünyanın şeyini çıkarıyor da. Bizim istediklerimizi çıkartmıyor. Şimdi buradan geliyoruz ve burayı bitirmiş oluyoruz. Ben hemen bir şimdi şuradan bir dönelim. Buranın her yeri sakat zaten. Şöyle bir kontrol edeyim ben. Arkadaşlar 37 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar burada bayağı bir süre, öbür dungeon'a süre yetişmez. O yüzden arkadaşlar o dungeon'ı bir sonraki videoya bırakalım. Bu dungeon bayağı bir zorlu ve uzundu. Öbürküsü de onun gibi olacak. Yani ilk iki dungeon bu kadar değil ama bu son dungeon'lar bayağı bir zorlu. Hatta şimdi bir de en son çöl bölgesinin bir dungeon'ı var. Onu da yapacağız. Onu açmak için özel bir onu da anlatmıştım ben. Özellikle bu tam çözüm videolarında orayı özel dungeon'ı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse burada videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar 3. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. 3. bölümde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi oyunlar.